Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia ABD tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Az yarışlı böyle güzel bir program var ABD'nin. Böyle keyifli oyunlar yapılacak programı. Yani samimiyetle söyleyeyim. Birinci koşu şartlı dişi. İki nolu safkan kazanır da çıktı. Ancak 51,5 kilo iyi değildir. Apprenti var büyük bir ihtimal üzerinde. Gene de kazanır da rakip 4 55 kilolu bu safkan sürpriz yapabilecek safkan görünümünde duruyor. 2-4-4-2 bu yaş almış, yaş avantajlı atlar. Diğer atlar 3 yaşında olan kaliteli çıkan atlar var. 1-3 bunları yani sürpriz olarak değerlendirebiliriz. İkinci koşu altılı başlangıcı şartlı mücadele. 8 yaşında bir safkan 4 bende favori çıkar. Grubun kaliteli atlarından kazanabilir. Yani grup birbirine de yakın çıktı diğer atlarda. 7, 3, 2 bunlar da değerlendirilebilir. Ama hani favori tek olacaksa da risk alınacaksa ben 4'ten yana kullanabiliriz diyebilirim. Diğer atların yazımı size bırakıyorum. Üçüncü koşu satış koşusu. 5 nolu safkan yaş avantajlı grubun en kaliteli atı bu gruba düşmüş bir safkan diyeyim. Kazanma potansiyeli var. Sürpriz yapar gelir. Geçeceği safkan öncelikle 4 olur. Son yarışını kazanan 4 yaşında bu safkanı geçecektir, geçebilirse. Yoksa 4 favori kalır. Bir gene 5'in yerine geçen sürpriz yapma potansiyeli olan safkan. 5-4-1 önereceğim sıralama. 3-2 çok sürprize önereceğim safkanlar olur. Ve diğer 2 atla pencere kalıyor diyeyim. Böyle şartlı bir yarış. Hani ön plana çıkarabildiğim safkanlar bunlar. Dördüncü koşu tekrar şartlı satış koşusu. Burada da 6-8 yaşında satışta ara vermiş 3 ay ama grubun en kaliteli atı. Normalde böyle atlar kazanır da bırakırım. Tek olarak da öneririm. Ancak burada da bir 5 yaşında genç bir safkan var. 8. O da kalite handikap puanıyla diğer grubu geçecek gibi duruyor. 6-8, 8-6 beklediğim yarış sonucu. Diğer atlar tercih sebebi. 1-7 gibi diğer atlar yani 3. Bunların yazımları tamamen size bağlı artık. 4, 8 kalite puanıyla. 5. koşu şartlı dişi mücadele. 4 nolu safkan son yarışını kazanmış. Hani grupta da en kaliteli safkan durumunda tek olması gerekir. Yani bu grubu geçmesi normal sonuç olur. Kolay bir grup ona göre. AGF olur. LS'ye basarlarsa sürpriz çıkartırlar. 3 ve 7 bu atın yerine geçebilir. Bu AGF'yi yıkmak isteyen arkadaşlarım. Normalde 4'ün bu grubu geçmesi ve tek olması gerekir. Yani diğer olaylar karşımıza çıkmaz ise. Arada bir yapıyorlar çünkü. 6. koşu şartlı mücadelede 4 nolu safkan. Bu da uygun grupta. Üçüncülükleri var. Formda bir safkan görünümünde. 6 yaşında. Bu da kazanabilir. Hani üçüncülükler serisini bozar. Birincilik ekleyebilir hanesine. Tek olabilir. Risk alınabilecek bir safkan. 4. 9-8 yaşında. Kazancı yüksek formda safkan yine. 1-5-3-8. Bunlar yaş avantajı olan sürpriz yapabilecek safkanlar. Grup sürprize de müsait bir grup. Eğer 4'ten istediğimiz yarış gelmez ise diğer atların da şansının yüksek olduğunu söyleyebilirim. 7. ve son koşu maiden bir koşu. 4 buranın en kaliteli atı çıktı. Koşarsa kazanır. 3 yaşında 4 koşarsa kazanır. Kazancı yüksek olan İyi kiloyla start almayan 2 apprenti var gene tahminim. 2 rakip durumunda kazancı yüksek safkan. 7-9-11-8 sırayla gider bende sıralamam. Çok at yazan arkadaşlara bu sırayı takip etmenizi öneririm. Yani 4 yaşlı 5 yaşlı atlar da var. Bunlardan da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Handikap puanları çok düşük. Zayıf bir grup. Yani öyle buranın sürprizi çıkar. Bu düşük handikaplı atların bir araya gelmesinden ganyanlı bir atla gelebilir ki. Anlatmamın sebebi aşağıdaki
koşmamış atlardan bir tanesi, yani 10 gibi ara vermiş, 6 gibi hiç koşmamış atların birden bir performans sergilemesi sonucu Kanyanlı atlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu kadardı arkadaşlar Frederick'te. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.